merhaba arkadaşlar. Rotalarımıza başladık. Aventur'la gördüğünüz gibi otobüsümüzden indik. Yunanistan'ın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Kavala'dayız. Burası tam bir Ege kasabası aslında arkadaşlar. Turkey. Hello. Yeah, Turkey from Turkey. İlk turumuz Yunanistan. Yunanistan'da Kavala şehrine geldik. Burası Trakya'nın en güzel şehirlerinden tam bir Ege kasabası. Kalesiyle, Argalı İbrahim Paşa Camisi'yle, Kavala'nın Mehmet Ali Paşa'nın buradaki doğumuyla ünlenmiş bir yer. Bunları size tek tek göstermeye çalışacağım. Yaklaşık 2 saate yakın biz burada olacağız. Buradan sonra Selanik'e devam edeceğiz. Şimdi grubumuzun yanına gidiyoruz. Buradan sonra yeni rotayı size anlatmaya devam edeceğim. Kavala denince akla iki isim geliyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Pargalı İbrahim Paşa, diğeri de Kavala'nın Mehmet Ali Paşa. Arkamda gördüğünüz bu camiden bozma kilise arkadaşlar Pargalı İbrahim Paşa adına yaptırılmış olan camiymiş. Sonraki dönemlerde Aziz Nikolay Kilisesi olarak arkamda gördüğünüz minarede yıkılıp onun bir kısmı saat kulesi tamamlanarak yapılan bir Ortodoks kilisesi arkadaşlar. Şu anda burada ayin de var pazar gününde olduğumuz için. Kavala Mehmet Ali Paşa Yunanlar tarafından çok sevilen bir karakter. Çünkü Osmanlı'ya yapılan en büyük isyanlardan birinin baş kahramanı olduğunu biliyorsunuz. Sonradan kendisini Mısır'la, İngiltere'yle, Fransa'yla, Osmanlı'yla ve birçok karmaşık dönemin yaşanmasına sebep olmuştu Osmanlı döneminde. Ve maalesef o dönemde Osmanlı büyük bir toprak kaybı yaşamıştı. Ama Yunanlar için sevilen bir karakter. Şimdi buradan kiliseyle Aziz Nikolay Kilisesi'ni ve Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni anlattıktan sonra Akuadak'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Adamlar inatla vazgeçmiyor arkadaşlar bakın. Kavala'da Konstantinopolis yani İstanbul tabelası şuraya önden 460 km uzakta olduğunu gösteriyor. Hemen Akuadak'ın da altındayız. Şimdi birazdan orayı anlatacağım. Şu an un kapanında değiliz arkadaşlar. Gayet de Kavala'da gezimize devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz bu muhteşem su kemeri yani Kamares diyorlar bundan Yunanlılar. Tamamen size bir un kapanı İstanbul'da gezilir hissi verebilir. Bu da Osmanlılar döneminde Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmış bir su kemeri. Buradan Panagya yani Old Town bölgesine giriş yapabiliyorsunuz. Gayet uzun ve güzel bir kemer ama ben en iyisini Segovia'da görmüştüm. Daha önce bunu anlatmıştım Instagram'da. İnşallah bir gün yine YouTube'da anlatırız orayı. İşte bu şehre su taşıyan, su taşıma amacıyla yapılan, kaleye su taşıma amacıyla yapılan su kemerinin altından şehre girip gezmeye başlayabilirsiniz. Şimdi biz de öyle yapacağız. Kavala hakkında biraz daha bilgi verelim arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi burası 70 bin nüfuslu Yunanistan'ın en güzel sahil kasabalarından bir tanesi. Adayı yer değil burası. Tamam anakaraya bağlı. Burası Kıbrıs Barış Harekatı'nda 20 bin asker göndermiş ve çok ciddi bir kayıp yaşamış. O yüzden de bu şehri gezerken birçok noktada ağlayan Kıbrıs haritasını ya da böyle gözyaşlarını falan görebiliyorsunuz. Bu da onların o dönemden kalan acılarının gösterildiği tablolar ya da sahneler. Kavala'nın onun dışında anlatacağım gibi tarihi Osmanlı'ya yaklaşık 400 yıl ev sahipliği yapmış. O yüzden Osmanlı'nın birçok eserini burada göreceksiniz. Görüyoruz biz de şu anda. Tabii birçoğu artısı olan kiliselere çevrilmiş. Ve çok güzel kafeler, barlar, ondan sonra restoranlar. Şu an sabah erken saatler olduğu için hepsi kapalı ama bütün potansiyeli zaten görebiliyorsunuz gezerken. Şimdi böyle çiçekli evlerin aralarından sokaklarda kaybolmaya devam edeceğiz. Videonun çeşitli kısımlarında Kavala Mehmet Ali Paşa'nın Yunanlılar için ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Şu anda bulunduğumuz yerde hemen arkamdaki de onun kendi doğduğu ev arkadaşlar. 80 sene yaşamış aslında Kavala Mehmet Ali Paşa ama ömrünün bir kısmını da tabii ki bu evde geçirmiş, burada doğmuş. Hemen karşısında onun böyle devasa da bir heykeli var. Burası şu anda müze olarak kullanılıyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Şu anda 5 euro olduğu için yani şu kadarcık bir yere de 5 euro vermek istemedim açıkçası şu şartlarda. Ama dediğim gibi içeri geldiğin zaman Mehmet Ali Paşa'nın eşyalarını, kendine ait olan kitapları, yazıları, mektupları falan görebiliyorsunuz. Ve sonrasında bu arkamdaki heykeli gördükten sonra hemen karşısındaki Panagya Meryem Ana Kilisesi'ne doğru devam edebilirsiniz. Müzik
Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz o kocaman ada Tasos Adası arkadaşlar. Hemen Kavala'da bulunduğunuz birçok yerden o adayı görebiliyorsunuz. Zaten manzara mükemmel. Birçok yerde böyle Ege Denizi'nin harika manzaraları var. Şu anda da Meryem Ana Kilisesi'ne geldik arkadaşlar. İçeri çekmeden önce size bu manzarayı da göstermek istedim. Gerçekten çok huzur verici bir şehir. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi her şehirde bir Meryem Ana Kilisesi oluyor genellikle Avrupa'da. Burada da şehrin en güzel noktalarından bir tanesi de Panagia Meryem Ana Kilisesi var. Bu 15. yüzyıldan kalma Tohtuku Bizans Kilisesi'nin üzerine yapılmış bir kilise. Sonradan üzerine küçük bir çan kulesi de eklenmiş. Bir saat aslında kulesi de eklenmiş. İçeride şu anda dediğim gibi bir ayin var. Dışarıdan çekmem gerekti. Biraz da içeriden görüntüleri koydum. Onları da gördünüz. Sonrasında bu burun kısmında da yakında da küçük bir fener var. Orayı da görebilirsiniz. Bu buruna kadar geldikten sonra tüm adaları da izledikten ve manzaranın keyfini çıkardıktan sonra tekrar aşağı kısma Panagia bölgesine doğru devam edebilirsiniz. Bir sonraki noktamız arkadaşlar imarathane. Kavala'daki en önemli mimari eserlerden bir tanesi de şu andaki arkamda gördüğünüz Mehmet Ali Paşa tarafından yaptırılan 18. yüzyılın sonlarında yaptırılan imarathane. İçerisinde medrese, metimhane, şifahane gibi birçok farklı konseptin de olduğu bir imarathaneymiş. Hatta Batı Anadolu'dan gelen o nüfus mübadelesi döneminde de Türkiye'den gelen göçmenleri de bir dönem ağırlamış. Şu anda otel olarak kullanılıyor ve küçücük bir avlusuna girmek için bile 5 euro ödemeniz gerekiyor. Yani biraz bu Kavala'da anladığım kadarıyla turistik mekanlar bayağı bir paraya dökülmüş. Şimdi dediğim gibi bu son asla tarihi mekanda. Bir de kaleyi anlatacağım. Şu an vakit sıkıntısından dolayı kaleye çıkamayacağız ve çok sıcak şu anda hava. Ama vaktiniz varsa kalede çıkıp çok güzel bir Kavala manzarasını ve deniz manzarasını görebilirsiniz. Ben yıllar önce geldiğim zaman gitmiştim oraya. Şimdi arkadaşlar şehir merkezinde gezerken böyle kurabiyeciler de göreceksiniz. Hatta Türkçe yazmışlar. Bakın gördüğünüz gibi ev yapımı diye. Sahibi Türk mü bilmiyorum. Gördüğünüz gibi burada 300 gramı 3 euroya satılıyor arkadaşlar. Kavala kurabiyeleri bunlar. Hello, how are you? Merhaba, İzmir. Gaziantep. Gördüğünüz gibi böyle şirin bir karşılama var. Böyle işte börekleri de var arkadaşlar. Yiyebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Ne alırım diye merak ediyorsanız arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hediyelik eşyalar böyle 1 euroya satılıyor. Deniz yıldızları ya da benzer şeyler. Böyle küçük süslenmiş midyeler var. Bunlar 2 euroya satılıyor. Küçük küçük işte buradaki arkadaki bir nevi aslında bir amfiteyatro var. Küçük yıkılmış ama onun eski halini göstermişler. Yunan tanrılarını koymuşlar. Yüzükler var. Tabaklar var. Nazar boncukları bakın burada da çok yaygın. Yunanistan'da nazar boncuğu da aynen bizim gibi çok yaygın bir şey. Hatta aramızda büyük bir rekabete sebep olur. Böyle ikonalar var. Yine dini figürler. Sabunlar var. Burada da zeytin ve zeytinyağı çok önemli bir yer tabii Ege olduğu için. Ve küçük Kavala'nın resimlerinin olduğu havlular, benzer eşler var. Yani bu tarz hediyelik eşyaları da düşünebilirsiniz. Fiyatlar gayet makul. Arkadaşlar bu da meşhur Kavala böreği. İçinde ne var? Peynirli arkadaşlar. Böyle büyük bir puf böreği şeklinde. Şu anda bu 2,5 liraya satılıyor. Biz az önce yemiştik. Ben de gelmişken bir göstermek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kavala böreğimizi aldık. Bu peynirli bir nevi puf böreği. O zaman tadımımızı yapalım. Daha... Ağzıma attığım anda o yağın ve peynirin tadını aldım. Gerçekten çok güzel, tavsiye ederim. Ve mini bir Kavala turunun ardından başladığımız noktaya geri döndük arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yer Marina bölgesi. Otobüsümüz de bizi buradan bırakmıştı. Burası da ilk durağımız. Kavala'yı bitirdik. Arkamdaki kalede de bu meşhur Kavala Kalesi'yle de artık rotamızı bitireceğiz. 12. yüzyıldan kalma bir kaleden bahsediyoruz arkadaşlar. Bizanslılardan sonraki Osmanlı dönemine kadar ki birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Şehrin en önemli stratejik
konumunda bulunan bir kale. Yukarı çıkmak isterseniz yaklaşık bir 45 dakikalık bir yolculuk sizi bekliyor olacak ve yine bir 5 euroya yakın bir giriş ücreti var 2022 itibariyle. Ondan sonra muhteşem bir Kavala manzarası da sizi yukarıda bekliyor olacak. Benim anlatacaklarım Kavala ile ilgili bu kadar. Bir sonraki şehrimiz Selanik olacak. Atatürk'le bildiğimiz, bizim için çok önemli manevi bir değer olan bir şehir Selanik. Orayı da ben de merakla görmeyi çok istiyorum, bekliyorum. Orada görüşmek üzere diyorum ve benimle kalmaya devam edin. Bye.